Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu temporale adverbien, yani zaman zarfları. Zaman zarflarına baktığımızda arkadaşlar, jeden Abend diyecek olursak, bakın her akşam demek, Abend akşam demekti, jeden her akşam. Bunun artikeli de arkadaşlar, ancak şimdi ben buna akşamları diyecek olursam Abends diyorum. Bakın sonuna es getirmiş oluyorum ve dikkat edin, A'yı ne yapıyorum bu sefer? Ufak yazmış oluyorum. Bu çok önemli. Demek ki akşamları derken jeden Abend diyebileceğim gibi Abends de diyebilirim. Aynı şekilde burada da aynı şey söz konusu arkadaşlar. Jeden Morgen, der Morgen neydi? Sabah, her sabah derken jeden Morgen diyorum. Sabahları derken Morgens, bakın gene ufak yazılmış ve sonlandırıcı es, morgens, sabahları demiş oluyorum. Die Nacht neydi arkadaşlar? Gece. Bakın burada dikkat edin, her gece derken jede Nacht demiş oluyorum. Dolayısıyla jede Nacht, geceleri derken Nachts diyorum. Gene ufak yazılmış ve sonlandırıcı es gelmiş. Buraya baktığımızda der Mittag öğlen demekti. Jeden Mittag, her öğlen demiş oluyorum. Jeden Mittag, öğlenleri derken Mittags diyorum. Bakın gene ufak yazılmış ve es gelmiş. Jeden Montag, bakın günlere geçtiğimizde her pazartesi derken Jeden Montag, pazartesileri derken Montags ufak yazılmış, es gelmiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar, jeden Dienstag, her salı, salıları, her salıyı kastetmiş oluyorum burada. Salıları Dienstags ufak ve es şekilde yazılmış oluyor. Jeden Freitag, her cuma, cumaları derken demek ki Freitags demiş oluyoruz. Gene ne olmuş? Ufak yazılmış ve es ile sonlanmış. Tabii bu diğer günler içinde geçerli arkadaşlar. Demek ki burada ne anlamalıyız arkadaşlar? Demek ki zaman zarflarında ne yapıyormuşuz? Ufak yazılmış oluyor bu günler ya da günün bölümleri diyebiliriz ya da günler diyebiliriz. Ufak yazılıyor ve ne olmuş? Sonlandırıcı es gelmiş oluyor. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öğrenmiş olduğumuz yapıları örnek cümlelerle anlamlandıralım şimdi arkadaşlar. Ich putze meine Zähne morgens und abends anlamı ne? Putzen temizlemek demek arkadaşlar. Bunu vücudumuz konusunda gördüğümüzü hatırlıyorum. Die Zähne neydi? Dişler, dişlerimi fırçalıyorum anlamına gelmiş oluyor. Putzen demek ki temizlemek ya da fırçalamak anlamında. Morgens und abends, yani sabahları ve akşamları, değil mi? Dişlerimi fırçalıyorum derken ne diyecekmişiz? Ich putze meine Zähne morgens und abends. Bakın ne olmuş? Demek ki ester gelmiş ve ufak şekilde yazılmış oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda ich bin nachts zu Hause. Ich bin, evet, nachts, geceleri, değil mi? Zu Hause, evde. Geceleri evdeyim derken demek ki ich bin nachts zu Hause demiş oluyorum. Bakın gene ufak yazılmış ve sonlandırıcı es gelmiş. Buraya baktığımızda ich esse mittags Suppe. Essen neydi arkadaşlar? Yemek demekti. Suppe, die Suppe, çorba. Güzel Türkçemizde biz ne diyoruz? Tabii çorba içiyorum deriz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da çorba yiyorum deniliyor. Dolayısıyla öğlenleri çorba içerim ya da Almanca'da yerim anlamında. Ich esse mittags Suppe. Bakın gene ufak yazılmış ve es gelmiş. Öyle değil mi? Sonraki cümleye baktığımızda Montags spiele ich Gitarre. Spielen neydi arkadaşlar? Oynamak demekti. Gitarre adından anlaşılacağı üzere. Pazartesi günleri gitar çalarım. Şimdi bu cümle başı olduğu için haliyle nasıl yazılacak? Büyük yazılacak ve sonlandırıcı es gelmiş olacak. Pazartesileri gitar çalarım derken Montags spiele ich Gitarre diyebiliyorum. Bakın daha önceden de bunu ilk derslerde de söylemiştim.
normal bir cümle yapısı nasıldı? Özneyi getirip ardından eylemi getirebiliyordum. Ancak bu şekilde de olabilir. Yani ben HP ile Montag Gitarre diyebileceğim gibi Montag HP ile ich Gitarre de diyebilirim. Yeter ki eylemim ikinci pozisyonda olsun. Diğerleriyle dilediğim gibi oynayabiliyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, wir spielen, bakın burada da spielen neydi? Enstrüman çalmak anlamında. Ancak burada Fußball spielen, yani oyun değil mi? Futbol oynamak, futbol olabilir, tenis olabilir. Oynamak anlamında spielen burada da gene karşımıza çıkmış. Wir spielen Dienstags Fußball, salı günleri değil mi? Burada kasıt her salı günleri futbol oynarız derken demek ki wir spielen Dienstags Fußball demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Ich putze meine Zähne morgens und abends. Ich putze meine Zähne morgens und abends. Ich bin nachts zu Hause. Ich bin nachts zu Hause. Ich esse mittags Suppe. Ich esse mittags Suppe. Montags spiele ich Gitarre. Montags spiele ich Gitarre. Wir spielen dienstags Fußball. Wir spielen dienstags Fußball. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde temporale adverbien konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.